Sevgili hobiciler merhabalar, nasılsınız? Umarız hepiniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız, yakın zamanki videomuzda da bahsetmiştik. Ayağımızdaki kırıkla devam ediyoruz. Eve kapandık. Can sıkıntısından ne yapalım ne edelim. Canlılarımızla haşır neşir oluyoruz. Bol bol video çekiyoruz. Bunu da tabii ki sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu kez de balıklarımıza mısır ikramında bulunacağız. Tabii ki mısır, yani koçanlı mısır bulup onu işte ayıklayıp ya da bütünüyle haşlamak biraz güç olacağından, bu bildiğimiz patlamış mısırlar için kullanılan tüm marketlerde bulabileceğiniz cin mısır diye geçen taneli mısırlardan vardı. Dedik ne yapalım, bunu bir deneyelim, haşlayalım. Haşladık. Haşlanma süreci biraz uzun sürdü tabii, oldukça sertler. Güzelce de haşlandılar. Şimdi onları ezeceğiz, balıklarımıza ikram edeceğiz. Umarız afiyetle yerler. Oscar balıklarımıza ikram etmeyi hedefliyorum. Kendileri yesinler bakalım. Çünkü büyük ebatlı yemleri yiyebilmeye daha müsaitler. Ağız yapıları daha geniş. Diğer balıklar tabii ki daha güçlük çekiyorlar onları tüketmekte. Bu ana tankımızdaki balıklarımıza da ikram edebiliriz aslında bakılırsa. Papağan balıkları, green terörler, zebra cikletler, hatta mavi ve sarı prensesler de tüketebilirler ama bazılarının ebatları, boyları biraz küçük. Bitkili akvaryumumuza da biraz, hatta videonun başlangıcından önce ikramda bulunduk. Ezerek verdik hatta. Melek balıklarımız biraz sevdiler. Dibe çöktü bu mısırlar. Karidesler tüketeceklerdir diye düşünüyoruz onu da. Şimdi isterseniz Oscar balıklarımızın yanına bir geçelim. Kendilerine bir ikramda bulunalım. Sonra da bitkili akvaryumumuzdaki daha önce vermiş olduğumuz mısırlarımız, bakalım ne alemdeler, onları bir görelim. Birkaç tane de onlara ikramda bulunalım. Bu şekilde de kısa bir video ile sizlerle birlikte olmuş olalım. Oscar balıklarımızın orada, görüşmek üzere. Evet sevgili hobiciler, biz mısırlarımızı hazırladık. Oscar akvaryumumuzun yanına getirdik. Kadife tabi fırsat vermedi. Oturdu afiyetle, kendisi yemeye başladı. Kızım onlar senin için değil. onlar sana değil. Neyse sen de ye, afiyet olsun bakalım. Kadife kızımız da Kadife, gözleri de mısırın rengine benziyor. Hadi ye bakalım, ye. Şimdi olay Oscar'larımız sevgili hobiciler. Şöyle renkleri maşallah var. Güzelce bir eziyorum önce mısırı, gene hani rahat yiyebilsinler diye. Bakalım beğenecekler mi? Hoppa! Başladılar kapmaya. Nasıl yuttuklarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç parçalamadan tane hani hesabı daha düşer. Oh, ilk defa yere düştü. Şu an hop gitti. Şu kırmızı tiger'ımız göremedi. Hop götürdü. Ne kadar seri yediklerini görüyorsunuz. Hiç akvaryumun kirlenmesine bile fırsat vermiyorlar. Şu arkadaki beyaz albino Oscar çok cılız kaldı. Yemi tüketemiyor. Hoppa neredeyse özür dilerim. Neredeyse futbol maçı yapacaklar yani. Top oynayacaklar mısırlarla. Şöyle ben yine eziyorum. Ezerek veriyorum. Evet. Çok keyifli arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani ağızları nasıl doluyor görüyor musunuz? Kumlarla birlikte yutuyorlar. Kumları solungaçlarından tekrardan geri çıkartıyorlar. Hemen mısırı yutuveriyorlar. Yani birbirleriyle yarışıyorlar. Sen kapacaksın, ben kapacağım diye. Bir tanesini ezmeden verdim, onu da yuttular. Şöyle biraz daha ezeceğim. Arkadaşlar ara ara balıklarınıza böyle sürprizler sunun, sürprizler yapın. Sürekli kuru yemlerle beslemeyin. Onların da bir bağırsak yapıları var, sindirim sistemi yapıları var. Aynı yemi yemekten onlara da fenalık geliyor. Ara ara böyle sebze ağırlıklı yemekler de kendilerine verin. Brokoli haşlayıp verebilirsiniz, ıspanak yaprağı haşlayıp verebilirsiniz. Havuç haşlayıp verebilirsiniz. Benim şu anda verdiğim gibi mısır haşlayarak verebilirsiniz. Yani birçok sebzeyi onlara sunabilirsiniz. Haşlayarak verin. Tüketmeleri daha kolay olur. Sindirimleri daha kolay olur. Kadife kızımıza çiğ de versek yiyecek maşallah. Çiğ de yiyor, pişmiş de yiyor. Şapur şupur götürüyor. Afiyet olsun. Hepsi nasipleniyor.
Oscar'larımız. Bundan sonra biraz daha fazla odaklanacağız onlara. Beslenmelerine daha yoğunlaşacağız. Ve yakın zamanda da karışık ciklet akvaryumumuzu onlara aktaracağız. Daha büyük alanda daha çok serpilecekler. Daha çok gelişecekler. Güzel güzel şu anda yüzüyorlar. Bir tanesi mide fesadı geçirmezse iyidir. Ağzına doldurdu. Dibe çöktü. Yani bu balık türleri çok obur balıklar sevgili hobiciler. Ne verirseniz hayır demiyorlar. Etçil türü olmalarına rağmen sebze veriyorum. Şu anda görüyorsunuz mısır veriyorum. Mısırı yiyorlar. Ve hani inanılmaz derecede saldırarak yiyorlar. Hani bir bakıp tadına beğenmeyip atabilirler de. Hiç öyle bir huyları yok. Yani kendi boylarındaki bir balık ağızlarına sığacak olsa onu daha iyi yutarlar. Bu da onların kardeşleri olduğu için yutmuyorlar. Herhalde beyaz Oscar'ımız. Şimdi bir de bitkili akvaryumumuza geçiş yapacağım arkadaşlar. Oradaki canlarımıza da bir ikramda bulunalım. Kadife'den tabii fırsat kalırsa. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım inşallah. Tüm canlarımıza afiyet olsun. Bitkili akvaryumumuzun yanında birazdan sizlerleyiz. Evet sevgili hobiciler, bitkili akvaryumumuzun yanındayız. Bahsetmiş olduğum gibi biz videoyu çekmeden önce bitkili akvaryumumuzdaki melek balıklarımıza, neon tetralarımıza, tabii karideslerimize de sebep onlardan nasiplensinler diye birkaç tane mısır ikram ettik. Onlar da şöyle dibe çöktüler. Buradan tabii ufak ufak gelip yiyecekler. İçerisinde salyangozlarımız var, karideslerimiz var. Hepsi nasiplenecekler inşallah. Afiyetle yiyeceklerdir diye ümit ediyoruz. Dediğim gibi ara ara balıklarınıza böyle güzel jestler yapın. Sürekli aynı yemlerle beslemeyin. Farklı farklı yemler sunun onlara. Siz ne kadar çeşitli farklı yemler verirseniz daha fazla vitamin alırlar. Daha çok renklerini sergilerler ve daha mutlu olurlar. Tüm canlarımıza tekrar afiyet olsun diliyorum. Hepinize keyifli, sağlıklı hobiler diliyorum. İzleyecek olanlara şimdiden teşekkürler. Yeni videolarımızda en yakın zamanda tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.